Bir örnek çözeceğiz. Ondan sonra yeni konuya, monohibrit çaprazlamaya geçeceğiz. Ama şimdi bir örnek çözelim. Geçen dersle ilgili bir örnek çözelim arkadaşlar. Hemen yazın bakalım. Elinizde kağıdınız, kaleminiz var mı? Örneğimizi ben söyleyeceğim, siz yazacaksınız, çözeceğiz beraber. Büyük A, küçük A. Büyük B, küçük B. Büyük C, büyük C. Büyük D, küçük D. Küçük E, küçük E. Genotipli bir bireyden. Genotipli bir bireyden. A. Dört şıkkımız var arkadaşlar. A. Hocam küçük D, küçük E midir? Büyük D, küçük D, küçük E, küçük E. Ha tamam. Hocam başlangıçtaki de büyük A, büyük A mıydı? Arkadaşlar büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük C, küçük C, büyük C, büyük C. Büyük D, küçük D, küçük E, küçük E. Ben biraz sonra yazacağım. Genotipi tekrardan yazacağım arkadaşlar. Şimdi soruyu yazalım. A. Kaç çeşit gamet oluşur? Kaç çeşit gamet oluşur? Şimdi arkadaşlar ben bir boş sayfa açayım. B'si C'si var da şimdilik yazmayalım. Arkadaşlar buraya ben yazıyorum genotipimizi. Ne demiştik? Büyük A, küçük A. Büyük B, küçük B. Büyük C, büyük C. Büyük D, küçük D. Küçük E, küçük E. Genotipimiz bu. Ne dedik? Kaç çeşit gamet oluşur dedik. Kim bulacak? Tahtada çözsün birisi. Evet. Yok mu? Hocam cevabı söylesek. Çözsen daha iyi olmaz mı? Beraber çözelim. Tamam. Hadi bakalım, çöz bakalım. Yazamıyorsan sen söyle ben çözeyim, yazayım. Evet hocam yazamadım. 2 üzeri n formülünden yapacağız. Evet, 2 üzeri n formülü. N neydi burada? N heterozigot sayısıydı. Evet, hangileri heterozigot? 3 tane heterozigot var. Büyük A, küçük Hangileri? A. Evet, şu Büyük A, küçük heterozigot. A. Şu Büyük B, heterozigot. küçük B. Büyük D, küçük D. Şu heterozigot. Değil mi? Bakın 3 Evet. tane heterozigotumuz var. Şu homozigot. Şu homozigot arkadaşlar bunları saymıyoruz. 2 üzeri 3'ten kaç çıkıyor? 8. 8 çıkıyor. Bu kadar. Bitti. Hemen B şıkkına geçiyorum arkadaşlar. B şıkkına. Diyor ki büyük A. Küçük B, büyük C, küçük D, küçük E. Genotipli gamet gelme olasılığı nedir diyor. Genotipli gamet gelme olasılığı nedir? Hocam yapayım mı? Efendim? Ama söyleyerek yapayım mı? Söyleyerek yap bakalım. Sen de mi yazamıyorsun? Evet. Söyle Yani bakalım. denemem. Söyle A bakalım. 1 bölü 2. Evet. A'nın altına 1 bölü 2 yazıyoruz. Niye? Çünkü
Bakın şuraya baktığımız zaman büyük A da gelebilir, küçük A da gelebilir. Büyük A'nın gelme ihtimali diyorsun 1 bölü 2. Doğru mu? Evet. Evet. Çarpı. Çarpı. Küçük B 1 bölü 2. 1 bölü 2. Çarpı. Büyük C'nin gelme ihtimali. 1. 1. Niye? Arkadaşlar homozigot. Bu da gelse büyük C, bu da gelse büyük C, değil mi? Evet. Başka? Çarpı. Küçük D'nin gelme. 1 evet. bölü 2. 1 bölü 2. Çarpı. Küçük E'nin gelme bir. İhtimali. 1. Sonuç? 1 bölü 8. Evet. 1 bölü 8 arkadaşlar. Sonuç 1 bölü 8. Siliyorum arkadaşlar. Tahtada yer kalmadı. Siliyoruz. Şimdi C şıkkında da diyor ki tüm karakterler yönüyle dominant gametlerin oranı diyor. Bakın tüm karakterler yönüyle dominant. Yani büyük A, büyük B, büyük C, büyük D, büyük E. Genotipli gamet gelme olasılığı nedir diyor bana. Sıfır. Nereden bildin? Büyük E yok. Evet arkadaşlar. Bakın şunun gelme ihtimali sıfır. Dolayısıyla diğerleri kaç olursa olsun sonucumuz sıfırdır. Ama yapabiliriz de. Büyük A'nın gelme ihtimali neydi? 1 bölü 2 idi. Büyük B'nin gelme ihtimali 1 bölü 2 idi. Büyük C'nin gelme ihtimali 1'di. Büyük D'nin gelme ihtimali 1 bölü 2 idi. Ama sıfır biliyorsunuz yutan eleman değil mi? Sonuç? Sonuç koca bir sıfır olur arkadaşlar. Tamam? Niye? Çünkü genotipimiz, bize verilen genotip küçük E küçük E idi. Buradan büyük E'nin gelme ihtimali yok arkadaşlar. Onun için sonucumuz ne olur? Sıfır olur. Hızlı geçiyorum ama anlaşılıyor değil mi? Var mı bir problem? Yok hocam. Evet D şıkkında da diyor ki bana tüm karakterler yönüyle resesif genotipli gamet gelme olasılığı diyor. Tüm karakterler yönüyle resesif. Yani A'sı küçük olacak, B'si küçük olacak, C'si küçük olacak, D'si küçük olacak, E'si küçük olacak. Kim çözecek? Söyleyeyim mi? Daha önce söylememişsen söyle. Söyledim daha. O zaman söylemeyen bir arkadaşımız söylesin. Ben yapayım. %0 hocam. Söyle bakalım. Hangimiz hocam? Birkaç kişi daha söyleyeyim. Tamam sen söyle hadi. Fazla uzatmayalım. Sıfır. Niye sıfır oldu? Niye sıfır çünkü oldu? C'nin küçüğü yok. Evet. Arkadaşlar küçük C yok. Hep büyük C. Genotipimiz büyük C, büyük C'ydi hatırlarsanız. Dolayısıyla küçük C, küçük C'ye gelme ihtimali yok. Diğerleri kaç olursa olsun sonuç ne olacaktır? Sıfır olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen geçiyorum yeni konuma. Yeni konum ne? Yeni konum monohibrit çaprazlama. Arkadaşlar monohibrit çaprazlama. Mono ne demektir? Bir demektir. Hibrit ne demek arkadaşlar? Melez demek, heterozigot demek. Bir karakter yönüyle, bakın bir karakter yönüyle melez iki bireyin çaprazlanmasına biz monohibrit çaprazlama diyoruz. Tekrar söylüyorum. Bir karakter yönüyle hibrit iki bireyin çaprazlanmasına monohibrit çaprazlama diyoruz. Bakın
Bizim Mendel ne yapmış? Bezelyelerle çalışmış. Bezelyelerde biliyorsunuz 7 farklı karakter vardı. İşte mesela boy uzunluğu, işte çiçek rengi, işte tohumun düz veyahut da buruşuk olması, tohum rengi gibi özellikler, bakın karakterlerdi hatırlarsanız. Bu karakterlerle ilgili bakın ne yapmış? Birisini ele almış, bir çaprazlama yapmış. Ama ele aldığı bireyler ne olacak? Hibrit olacak arkadaşlar, melez olacak. Peki hibrit bireyi, melez bireyi dışarıdan bakaraktan biz anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Mesela bir bireyin genotipi büyük A büyük A mıdır? Büyük A küçük A mıdır? Bunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz arkadaşlar. Bilemeyiz. Bakın ya geçmişine bakacağız ya geleceğine bakacağız. O zaman karar verebiliriz belki. Ama sadece bir bireyin genotipine bakaraktan baskın özellikle ilgili genotipini tespit edemeyiz. Bakın baskın özellikli mesela diyelim ki adam A kan grubu. Bu A kan grubu AA mıdır, A0 mıdır? Ben bunu tespit edemem arkadaşlar. Bezelyelerde de bu böyle. Onun için Mendel şöyle bir çalışma yapmış arkadaşlar. İlk önce bakın zaten bezelyelerde biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk. Çiçek yapısından dolayı, taç yaprakları çok büyük olduğundan dolayı genellikle kendi kendine tozlaşıyor. Ve bu kendi kendine tozlaşmalar sonucunda da arı döller oluyor arkadaşlar. Yani homozigot döller oluyor. Başlangıçta ne yapmış? İki tane arı döl almış arkadaşlar. Yani homozigot birey almış ama farklı arı döl almış. Yani birisi dominantsa birisi resesif. Birisi homozigot dominant, birisi homozigot resesif olacak şekilde ne yapmış? İki birey almış. İsterseniz şekilde gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar sayfa 91. Kitabınızdan gidiyoruz biliyorsunuz. Önünüzde çalışacak net görebileceğiniz şeyler olsun diye kitabınızdan gidiyoruz. Bakın burada mesela tohumun yuvarlak mı düz mü veyahut da buruşuk mu olduğuyla ilgili bir özelliği ele almış. Arkadaşlar yuvarlak tohuma biz düz tohum da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakın düz buruşuk üzerine baskın olduğu için de düzlüğü büyük D, buruşukluğu da küçük D olarak ele alabilir miyiz? Alabiliriz. Bakın arı döl dedik, homozigot dedik. Bakın büyük D, büyük D gördüğünüz gibi ve yine arı döl, küçük D, küçük D iki birey almış arkadaşlar. Bakın biz bunları P ile gösteriyoruz. P bir şeyin kısaltması. Neyin kısaltması? Parental demek arkadaşlar. Parental. Ne demek parental? Arkadaşlar anne baba demek, ebeveyn demek. Ebeveyn, anne baba manasına geliyor. Veyahut da ata birey demek. Bireyler demek daha doğrusu. Tamam mı? Şimdi büyük de büyük de yani homozigot dominant bir bireyden hangi genotipler gelir? Kaç çeşit genotip gelir? Tek çeşit genotip gelir arkadaşlar. Hepsi D, büyük D'ye sahip gametler oluşur. Diğer yandan küçük D, küçük D'den de yine tek çeşit gamet gelir. Hepsi küçük D olur arkadaşlar. Değil mi? Başka bir ihtimal var mı? Yok. Bakın biz bunlara da G ile ifade ediyoruz. Ne demek? Gamet demek. Bu ikisinin, bu gametlerin birleşmesi sonucu. Bakın büyük D, küçük D. Birey oluştu. Yani heterozigot, yani melez birey oluştu. Peki kaç tane oluştu bu bireyden? İster bir tane olsun, ister beş tane olsun, ister bin tane oluşsun arkadaşlar. Hepsinin genotipi büyük D, küçük D olur mu? Evet olur. Biz bu nesle arkadaşlar veyahut da bu bireylere F1 diyoruz. F ne demek? Filia demek arkadaşlar. Oğul demek. Birinci nesil, birinci oğul manasına geliyor.
Bakın bu şekilde ne elde etmiş oldu Mendel? Heterozigot genotipli bireyler elde etmiş oldu. Biraz önce bilmiyordu ya, bireyin genotipinin homozigot dominant mı, heterozigot dominant mı olduğunu biraz önce bilmiyordu ya, şimdi emin mi artık heterozigot olduğundan? Evet, emin. Bakın buraya kadarki kısım heterozigot bireyi elde etmek içindi. Asıl bundan sonrası bizim için önemli. Asıl bundan sonrası monohibrit çaprazlama arkadaşlar. Elde ettiğimiz bu F1 döllerinden iki tanesini kendi içinde ne yapıyoruz? Çaprazlıyoruz. Bakın bir bireyin kendi genotipinde bir başka bireyle çaprazlanmasına biz kendileştirme diyoruz. Aynı genotipli iki bireyin çaprazlanmasına kendileştirme diyoruz arkadaşlar. Bakın bunun genotipi de heterozigot dominant, bunun genotipi de heterozigot dominant. Yani büyük D küçük D, büyük D küçük D. Genotipler aynı olduğu için bu olaya ne diyormuşuz? Kendileştirme diyoruz. İki bireyimizde, elimizdeki iki bireyde hibrit mi, melez mi, heterozigot mu? Evet. İşte monohibrit çaprazlama bu arkadaşlar. İşte bu iki bireyin çaprazlanmasına ne diyeceğiz? Monohibrit çaprazlama diyeceğiz. Bakın büyük D küçük D bir bireyden hangi gametler gelir? Büyük D genotipine sahip gametler gelir mi? Gelir. Ama küçük D genotipine sahip gametler de gelebilir mi? Evet, gelir. Bu ikisinin oranı birbirine eşit midir? Evet, eşittir arkadaşlar. Onun gelme ihtimali de 1 bölü 2, diğerinin gelme ihtimali de 1 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi bu elde ettiğimiz gametleri ne yapıyoruz? Rastgele döllenme dediğimiz olayla birbiriyle çaprazlıyoruz arkadaşlar. Bakın birinci ile birinci. Büyük de büyük de. Yazdık mı buraya? Yazdık. Birinci ile ikinci. Büyük de küçük de. Yazdık mı? Yazdık. Başka? İkinci ile birinci. Büyük de küçük de. Yazdık mı? Yazdık. İkinci ile ikinci. Küçük de küçük de. Yazdık mı? Yazdık. Hocam şu da gelemez mi diyebileceğimiz başka bir alternatif var mı? Yok arkadaşlar. Sadece bunlar oluşur. Ve bakın dört farklı birey meydana gelebilir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama tabii dört farklı olmuyor, bakın göreceğiz. Bakın oluşan bireylerden üç tanesinin fenotipi nedir? Bakın şunların fenotipi nedir? Büyük de, küçük de. Bunların fenotipi nedir? Baskın mıdır? Evet. Evet, baskındır arkadaşlar. Yani düzdür bunlar. Şu ise çekiniktir arkadaşlar. Yani buruşuktur. Buruşuk. Evet, üç tane düz, bir tane buruşuk. Bu ne? Düz derken, buruşuk derken neyinden bahsediyoruz? Fenotipinden bahsediyoruz. O zaman kaç çeşit fenotip çıktı karşımıza? İki çeşit fenotip çıktı. Evet, iki çeşit fenotip çıktı. Düz fenotip, başka buruşuk fenotip. Arkadaşlar bundan dolayı fenotip çeşidimiz arkadaşlar iki. Tamam mı? Şimdi geliyoruz fenotip oranı. Bakın 1, 2, 3. Üç tane düz. Veyahut da yuvarlak. Düz yerine yuvarlak da kullanabilir miyiz? Kullanırız. Üç tane düz, bir tane buruşuk. Fenotip oranı o zaman nedir? 3:1 arkadaşlar. Bu oranı unutmayalım. 3:1. Fenotip oranı 3:1. Hangi çaprazlamada? Monohibrit çaprazlamada. Geçiyorum. Başka ne var arkadaşlar yorumlayabileceğimiz? Genotip çeşidi.
Baktığınız zaman arkadaşlar, baktığınız zaman homozigot dominant, heterozigot dominant, homozigot resesif. Üç farklı genotip mi var? Evet. O zaman genotip çeşidi kaç? Üç arkadaşlar. Bu bir, bu iki, bu üç. Değil mi? Peki genotip oranı nedir diye baktığımız zaman arkadaşlar, bakın genotip oranı olarak baktığımız zaman bir, iki, bir şeklinde düşünüyoruz. Niye? Bundan bir tane var, bundan iki tane var, bundan bir tane var. Yani dört bireyden bir tanesi homozigot dominant, iki tanesi yani yarısı heterozigot dominant, dört bireyden bir tanesi de homozigot resesif olur diyoruz. Bin tane birey oluştu. Bakın bunlardan 250 tanesi ne olur? Buruşuk olur. Niye? Çünkü bakın dörtte bir oranında buruşuk var. 250 tanesi homozigot dominant olur. 500 tanesi de ne olur? Heterozigot dominant olur arkadaşlar. İşte monohibrit çaprazlamamız kısaca bu. Şimdi arkadaşlar hemen boş sayfayı açacağım. Bir başka çaprazlama daha yapacağım monohibrit çaprazlamayla alakalı. Olay biraz daha pekişsin istiyorum. Arkadaşlar mesela bezelyelerde tohum rengini ele alalım. Bakın bezelyelerde sarı tohum var. Bir de yeşil tohum var. Sarı baskın olduğu için büyük S ile gösteriyoruz. Yeşili de ne yapıyoruz? Çekirdek olduğu için küçük S ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın en başta ne yapmamız lazım? En başta saf arudöl bireyler almamız lazım. Bir sarı birey, bir de yeşil birey almamız lazım. Ama arudöl olduğu için sarı bireyin büyük S, büyük S genotipli, yeşil bireyin de küçük S, küçük S genotipli olduğunu biz biliyoruz mu? Evet biliyoruz. Bakın buradan sadece büyük S, buradan da sadece küçük S mi gelir? Evet. Buradaki sarıya veyahut da büyük S, büyük S'ye ne diyorduk arkadaşlar biz? Başına ne koyuyorduk? Büyük P harfi koyuyorduk. Niye? Parental anlamına geliyordu. Bakın bunlardan oluşan gametlerin başına ne koyuyorduk? Büyük G harfi koyuyorduk. Ne anlama geliyordu? Gamet anlamına geliyordu. Bu ikisinin, bakın çaprazlamayı da döllenmeyi de büyük çarpı işaretiyle gösteriyoruz. Bu ikisinin çaprazlanması sonucu büyük S, küçük S genotipli gametler oluşuyor. Bunlara ne diyoruz? F1 diyoruz, birinci nesil diyoruz. Ve %100, ve %100 hepsi böyle mi? Evet, böyle arkadaşlar. Hepsi böyle, büyük S, küçük S. Yani hibrit. Melez, heterozigot bireyler. İşte oluşturduğumuz bu hibrit heterozigot bireyleri arkadaşlar ne yapacağız? Monohibrit çaprazlamamızda kullanacağız. Bakın elimizde artık eminiz. Heterozigot bireyler var mı? Evet var. Bunların başına ne koyabiliriz arkadaşlar? P koyabilir miyiz? Koyabiliriz. F1 koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Çünkü F1 dölüydü. Biraz önce elde ettiğimiz F1 dölüydü. Arkadaşlar bunları çaprazlayacağız. Buradan kaç çeşit genotip gelir şuradan? Büyük S gelir, küçük S gelir.
Buradan kaç çeşit genotip gelir? Büyük S gelir, küçük S gelir. Ve daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Birinci ile birinciyi. Büyük S, büyük S. Birinci ile ikinciyi. Büyük S, küçük S. İkinci ile birinciyi. Arkadaşlar küçük S, büyük S gördüğünüz gibi. Ama biz onu yazarken ne yapıyoruz? Büyük harfi öne alıyoruz. Büyük S, küçük S. Ve ikinci ile ikinci. Küçük S, küçük S şeklinde arkadaşlar. Ne oluyor? Bireylerimiz meydana geliyor. Meydana gelen bu bireylere ne diyorduk? F2 diyoruz arkadaşlar. Yani melez bireyler diyoruz. Ve yorumluyoruz. Yorumluyoruz. Bakın 3 tane sarı mı var? Evet. 1 tane yeşil mi var? Evet. Fenotip çeşidi sayımız kaç? 2. Fenotip oranımız kaç? 3'e 1. Bakın 3'e 1. 3 tane sarı, 1 tane yeşil. 3'e 1. Geçiyoruz. Genotip sayımıza. Bakın şu farklı, şunlar farklı, şu farklı. Şuna ne diyoruz? Homozigot dominant diyoruz. Şunlara ne diyoruz? Heterozigot dominant diyoruz. En sondaki küçük S, küçük S'ye ne diyoruz? Homozigot resesif diyoruz. Başka genotip oranımız kaç? Arkadaşlar homozigot dominanttan bir tane. Heterozigot dominanttan iki tane. Homozigot resesiften bir tane. Onun için 1, 2, 1 diyoruz arkadaşlar. Genotip oranına veyahut da genotip ayrışım oranına ne diyormuşuz? 1, 2, 1 diyoruz. Ve bu oran hep böyle arkadaşlar. Monohibrit çaprazlamada hep böyle. Onun için bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Karşımıza bu hep çıkacak arkadaşlar. Tamam mı? Evet, şimdi dersimiz bitti arkadaşlar. Size ben bir ödev vermek istiyorum. Bu gördüğümüz konuya güzelce çalışıyoruz arkadaşlar. Sayfa 91, sayfa 92. Ayrıca sayfa 93'te çözümlü bakın problemler var, örnekler var. Onlara da çalışıyoruz. Monohibrit çaprazlamayla ilgili bakın örnekleri de çözmüş olalım, çalışmış olalım. Gelecek derse bakın biraz hızlanıyoruz artık. Biliyorsunuz yazılar mazılar da gelecek. Gelecek derse arkadaşlar dihibrit çaprazlamayla ne yapacağız? Devam edeceğiz.